Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de sizlere 5 çayı için hazırlayabileceğiniz tuzlu bir kurabiye hazırlayacağım. Genelde böyle 5 çay için hazırlayabileceğimiz bir şeyler yapın diye çok talep geldiği için bu birkaç günde böyle 5 çayı için yapabileceğiniz şeyler hazırlamaya karar verdim ben de. Bu yapacağım kurabiyeyi ben kursta öğrenmiştim. Çok da hoşuma gitmişti. Bunu sizlere de yapıp göstermek istedim. Maydanozlu, kaşarlı, tuzlu bir kurabiye yapacağım. Sizler de çok beğeneceğinizden eminim. Hemen öncelikle hamurunu yoğurarak başlıyorum. Böyle oda ısısında beklettiğim 250 gram tereyağını kabımın içerisine alıyorum. 2 adet yumurtanın bir tanesini sarısını ayırdım. Bu tarifte genelde böyle gramlı olduğu için ben ölçtüm. Ondan dolayı sizlere de kaşık ölçüsü vereceğim. Şöyle 1, 2, 3 yemek kaşığı da dolusu şeker. Buza da bakıyorum. 1, 2 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı da tuz. 1 paket kabartma tozu. 4 su bardağı unu da yanıma aldım. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Önce bunları karıştırıyorum. Yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Burada 4 bardak var ama gerekirse tekrar ekleyeceğim. Dediğim gibi bu tarifte genelde gramla yazdığı için tam ölçüleri size vermeye çalışacağım. Şöyle yanıma bir bardak daha un aldım. Yavaş yavaş onu da ekliyorum. Hepsini eklemeyeceğim. Şöyle yoğururken bakacağım. Çünkü içerisine daha kaşar da girecek. 4,5 su bardağı un eklerseniz yeterli. Çok fazla yoğurmadan hemen içerisine bir tutam maydanoz. Aslında içerisine dereotu yoktu tarifte ama ben birazcık bir iki parça attım. Çünkü dereotunu seviyorum ama siz sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Şöyle bir kasede kaşar rendesi. Tamamdır artık. Hepsini yoğuruyorum. Yeterli. Yoğurdum. Kıvamını şöyle göstereyim. Unu koydukça yer. Sakın çok fazla un koymayın. Ama gene dikkatli ekleyin lütfen. Hamuru tezgahıma aldım. Şöyle altına birazcık un serpiyorum. Hamurumu şöyle açıyorum. Birazcık da üzerine. Çok fazla değil. Önce elimle açacağım. Bir parmak kalınlığında olacak hamuru. Tamamdır. Oklavayla bir parmak kalınlığında açıyorum. Şöyle bir bıçakla kenarını alıyorum fazlalığı şöyle. Ben şöyle iki tane kalıp kullanacağım. Bir kalpli bir de kare. Siz de evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Şöyle bastırıyorum. Çok ince yapmayın. Biraz da kalp yapacağım. Hazırladıklarımı şöyle tepsiye dizeceğim. Yağlı bir kağıt serdim. Şöyle daha rahat çıkacak yoksa şeklini bozacağım. Şimdi iki tepsimi hazırladım. Hemen üzerine yumurta sarılarını süreceğim. Fırına atacağım 180 derecelik. Önceden ısıtılmış alt üst ayarda fırında pişireceğim. Çok çabuk pişiyor, gözünüz fırında olsun. Ben şimdi bunları pişireceğim. Bunlar piştikten sonra alacağım. Diğerlerini de aynı işlemle devam edeceğim. Üzerlerine şöyle çörek otu koyacağım birazcık. Bu isteğe bağlı. İstemezseniz koymayın. Fırınıma gönderip pişiriyorum. Diğer hamurumu da bütün hamurum bitene kadar aynı şekilde böyle açacağım. Devam edeceğim. Maydanozlu, peynirli, tuzlu kurabiyelerim de fırından çıktı. Ben pişenin üzerine attım. Gördüğünüz gibi. Çok hoş bir görüntüsü var ve tadı da çok güzel. Hemen şöyle bir tanesini koparayım. Çok sert de değil. İç kısmı da çok güzel oldu.
Bütün kurabiyelerim bu değil, daha bir tepside fırında pişiyor. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.